Evet sevgili gençler, Türkçe ders kitabımızın 6. sınıf Türkçe kitabımızın 53. sayfadayız. 4. etkinlik. Aşağıda verilen bilgilerden hangileri yaşlı nine metninin bu tür özelliklerine uygundur? Yanına x işareti, çarpı işareti koyunuz diyor. Geçmişte yaşanan bir olay anlatılmıştır. Evet, metinde olaylar hayal ürünüdür. Hayır, hayal ürünü değil, gerçektir arkadaşlar. Metin kahramanları gerçek kişilerdir. Evet, doğru. Yer ve zaman bellidir. Evet, ne zaman olduğu, hangi savaşta olduğu belli. Metindeki olaylar günümüzde yaşanmaktadır. Hayır. Birinci, üçüncü ve dördüncüye tik koyduk. Görüyorsunuz. Siz de aynısını yapın. B. Yukarıda özelliklerini işaretlediğiniz metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Fable, masal, anı, haber yazısı. Tabii ki bir anı anlatılıyor değil mi arkadaşlar? Metinde yaşlı nineyi okuduğunuz zaman bir anı olduğunu göreceksiniz sevgili gençler. C. Defterinize okuduğunuz yaşlı nine metninin tür özelliklerine uygun bir metin yazınız. Yazdığınız metni arkadaşlarınızla paylaşınız. Evet arkadaşlar, burada sizin başınızdan geçen ya da ben dedim büyüklerinizin ya da sizin başınızda geçen bir olayı buraya yazın. Başınızda geçen olay tür özelliklerine ki anı olduğu zaman başında geçen bir şey yazdığınız zaman zaten otomatikmen o anıdır değil mi? Anının en belirgin özelliği nedir? Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış. Evet, yaşanmış. Yani geçmişte yaşanmış olanı konu alır. Dedenizle, ninenizle mesela konuşun. Geçmişte yaşadığı bir şey size anlatsın. Siz de buraya yazın. Çok basit bir şey. Ya da anneniz, babanız da olabilir bu. Devam ediyoruz. 53. sayfa, 5. etkinlik. Burada altı çizili sözcükler verilmiş arkadaşlar. Bu cümleleri inceleyiniz. Altı çizili sözcükler arasında nasıl bir anlam ilişkisi vardır diyor. Nasıl bir anlam ilişkisi olabilir arkadaşlar? Bir bakalım mı şunlara? Bakın, genç yaşlı, kadın erkek, evet, ya yarını yoğunu, pardon, veymiş bu, varını yoğunu, büyük küçük, ileri geri, zıt anlamlı değil mi? Evet, zıt anlamlı kelimeler. Ne dedik? Altı çizili sözcükler arasında zıt anlamlı sözcüklerdir. Aralarında zıt anlamlı sözcüklerdir. Değil mi? Zıt anlam ilişkisi var aralarında sevgili gençler. Bu şekilde yazın. Geçelim. Yukarıda verilen cümlelerdeki anlam ilişkilerine benzer şekilde ne diyor arkadaşlar? Vatan ile ilgili cümle kurarak aşağıya yazınız. Ben iki tane yazdım. Vatan iyi günde de kötü günde de sevilmelidir dedim. Vatan dendi mi ileri geri konuşmamalı. Evet, ileri geri konuşmamalı. Bu kadar basit. Siz de buraya onlarca, yüzlerce cümle ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, 53. sayfamız bitti. Bir sonraki sayfaya doğru gidiyorum. Siz de like'larınızı atın, yorumlarınızı yapın, abone de olun. Hadi bakalım, bir sonraki sayfaya geçiyoruz.